baktığında anayasamızın özel hayatın gizliliği maddesi, özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20. maddesinde yapılan bir düzenleme ile herkesin kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olduğu hükmü anayasamızın metnine eklendi. Bu anlamda da anayasal düzeyde bir temel hak ve özgürlük olarak düzenlenmiş durumda kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı. Söz konusu düzenlemeye ve söz konusu düzenlemeye dayanılarak 6698 sayılı kanunda yapılan düzenlemeye göre herkes veri sorumlusuna başvurarak kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, eğer kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmışsa bu konuda bilgi talep etmek, kişisel verileri eğer yanlışsa, eksik işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme ya da kanundaki şartlar söz konusuysa silinmesini, yok edilmesini isteme hakkına sahiptir. Kanunumuz düzenlenen, ilgili kişiye tanınmış olan bu haklar kapsamında doğrudan doğruya kurulumuza bir başvuru imkanı sağlamamakta. Öncelikle veri sorumlusuna bir başvuru yapılması gerekmektedir. Yani kişisel verileri işlenen gerçek kişiler kanunun uygulanması ile ilgili şikayetlerini öncelikle veri sorumlusu gerçek veya tüzel kişilere iletmek durumundadırlar. Eğer veri sorumlusuna yapılan başvuru reddedilir veya veri sorumlusunun verdiği cevap yetersiz bulunur ya da veri sorumlusu tarafından bir cevap verilmez ise bu takdirde kurulumuza şikayet yoluyla başvuru imkanı kanunda düzenlenmiş durumda. Tabii noktada ilgili kişilerin veri sorumlularına yapacakları başvuruların usul ve esasları da kurulumuz tarafından belirlenmiş durumda. Veri sorumlularına başvuru usul ve esasları hakkında bir tebliği var kurumumuzun. Bu tebliğe uygun olarak ilgili kişiler veri sorumlularına başvuru yapmak durumundalar. Örnek vermek gerekirse bu tebliğe göre ilgili kişi veri sorumlusuna yaptığı başvuruda ad, soyad, TC kimlik numarası, iş ve ikametgah adresi bilgilerini de içerecek şekilde bir başvuru yapmak durumunda. Bu usul şartlarının yerine getirilmesini bu anlamda tebliğ arıyor. Peki hangi yollarla başvuru yapabilir veri sorumlusuna? Temelde elbette ki yazılı yollarla başvuru yapma imkanı var. Ancak tek yöntem bu değil. Kayıtlı elektronik posta adresi yoluyla, güvenli elektronik imza kullanılarak veya veri sorumlusunun sistemlerinde kayıtlı bulunan bir elektronik posta adresiyle dahi veri sorumlusuna başvuru yapılma imkanı öngörülmüş durumda tebliğe göre. İlgili kişilerin yapmış olduğu bu talep üzerine veri sorumlularının en geç 30 gün içerisinde yazılı veya elektronik olarak ilgili kişilere cevap vermeleri gerekmektedir. Kural olarak da bu cevaplandırma sürecinin ücretsiz olması öngörülmüş olmakla birlikte yine tebliğde öngörülen durumlarda kurulun belirlemiş olduğu tarife üzerinden de bir ücretlendirme yapılabilmesi yine de mümkün.